Kerem Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper video ile karşınızdayız. Dostlar, şampiyon Bayern Münih'in varsayılan taktiğiyle oynuyoruz. Bakalım gerçekten varsayıldığı gibi iyi mi? Sol bekimiz maalesef düşüşte gelmiş ama onun yerine koyabileceğimiz bir adam olmadığı için o orada kalacak. Rakibi de kontrol ediyorum. Rakip de 3 defans, 6 orta saha ile oynayacak. Dostlar, Bayern Münih şampiyon oldu. Birazcık yani çok trajik bir şekilde, tabii Dortmund tarafından trajik şekilde. Son hafta Dortmund kendi evinde 2-0'dan 2-2 yapsa da skoru beraberlikle bitirdiği için maçı 89'da Musiala'nın golüyle 2-1 öne geçen Bayern Münih son hafta aslında avantaj Dortmund'da olmasına rağmen şampiyon oldu. Bugün de Dortmund değil Bayern Münih'in varsayılanıyla maçta olacağız. Fayda olur mu bilmiyorum, birlikte kontrol edeceğiz. Pedri'yle aldım, çok güzel. Bir pas daha. Tabii rakip orta sahası kalabalık, o yüzden kanatlardan gelebiliriz ama açık da verebiliriz. Birlikte kontrol edeceğiz. Attım pasımı. Çok güzelsin Tchouaméni. Gel kankam. Arka direkt boş. Ortayı açtım. Vurur musun Anthony? Vurmaz mısın tarçınıma? Felix. Felix önündeki boşluğu değerlendirecek. Kapatmaya çalıştık o boşluğu. Bruno Fernandes. Dikkat. Kanatlar. Evet, bu şekilde boş olacaktır. Hiç riske atmayıp şöyle vuracağım. Bu benim riske atmamış halim. Attım. Tchouaméni. Tekrardan verdim. Pedri. Pedri çok güzel geçtim gibi oldu. Sadece öyle geçtim gibi oldu. Geçmemişim çünkü. Tchouaméni. Harikasın. Verdim pasımı. Geçer misin be kanka? Robson gidiyor. Robson ortaladı. Pedri vurdu. Pedri 1-0. Dakika 14. Boru değil lan. Bayern Münih'in varsayılanı bu. Bayern Münih'in varsayılanı. 1-0 oluyor. Adamın dibisin diyoruz. Kylian Mbappe. Bruno Fernandes. Felix. Eyvah, dikkat dikkat. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Onda bir sıkıntı yok. Onu oradan geçirmez. Delight, çok da güzel bir top. Harika da bir top. Verdim tekrardan. At be kankam. Raul gidiyor. Raul, Raul, Raul. Dakika 20 Raul. Raul. Oğlum Raul demesi ne kadar güzel. Raul. R'yi biraz da böyle basarak söyleyeceksin. Raul. Acayip söyleniyor ya. Aldık yine topu. Döndüm. Şimdi geçtim. Harika da bir top. Arnold gidiyor. Arnold tam zamanı. Ortaya açtım. Olmadı bak bu sefer. Dilim şey oldu. Diyemedim tam. Robson. Robson baktı. Pasını verdi. Hernandez. Şimdi bir yere. Attım pasımı. Arnold. Ver bir daha. Harikasın. Gel kanka. Çok güzelsin. Araya verirse büyük tehlike. Raul gidiyor. Raul, döndüm. Pas. Robson. Birazcık artistlendik gibi orada ama. Delight aldı. Delight. Şöyle gönderdim. Harikasın. Orada biraz riske atmayıp şuraya vermeye çalışacağım. Süpersin. Attım. Şimdi Patrick. Patrick aşırttı. Robson'a doğru. Atak devam edecek. Orta şut karışımı. Yani ikisini karıştırıp attım. Olmadı. O ya, ben karıştırdım aslında. Yani orta mı atayım, şut mu, ben karıştırdım. Ondan orta şut karışımı dedim. İyi orta gol getirebilir mi? Şöyle baktığımızda Alexander Arnold topun başında. Birazcık kısa köşe vuruşu kullanacağım. Sözümün de eriyim, kullandım. Attım pasımı. Şimdi Arnold. Arnold. Şey, bu çok kötü bir şuttu ya. Alaba. Alaba gönderdi. Yalnız rakip 2-0'dan sonra iyi oynamaya başladı. Dikkat edelim. Patrick Vieira aldı. Pasını verecek. Çok güzelsin Pedri. Aha, çok iyi. Oğlum kaçtı gibi oldu, kaçmadı. Bak Pedri'yi izle. Pedri'yi izle. Pedri, Kante varken arkanda sen ne artist artist hareketler yapıyorsun. Eyvah, aldım topu. Tchouaméni, çok güzelsin. Attım pasımı. Raul, çok iyi Anthony. Anthony, dibine giremedik topun. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben pres yapmaya çalıştım. Anthony ile şey olmadı ya. Ruben Dias. Yalnız oradan iyi başlıyor. Ruben Dias pasını verdi. Pedri gidiyor. Pedri ortaya. Şimdi Tchouaméni baktı. Bir pas. Geçer misin? At pasını kanka. Robson'a gelmedi. Kante. Bernardo Silva. Çok iyi. Ya mesela oradaki adama, önündeki adama dudak uçuklatan atmasının hiçbir mantığı yok. Yani acaba el alışkanlığı mı? Bazen de yanlışlık da oluyor herhalde. Çünkü bazı durumlarda o kadar ilginç dudak uçuklatan pasa başvuruyorlar ki gerçekten şok oluyorum ya. Patrick Vieira çok güzel gördüm. Boş. Raul. Raul döndü. Raul. 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 Oğlum Raul demesi çok güzel oluyor ya. Dostlar, ikinci yarıya Raul'la başladık. Tchouaméni. Harikasın. Pedri'ye gelmedi. Lionel Messi aldı. Ruben Dias. Kante. İyi gördü. Bayağı etkili geliyor diyebilirim. Tiki takaları çok iyi yaptı. Aldık topu. Kanatta boşluk.
Güzel gördüğüm gibi. Bu arada bu taktikte oynayan varsa yorumlara bir yazsın bakalım ya. Gerçekten iyi bir taktik mi? Yoksa rakip de üçlü oynuyor diye mi açıkçası iyi olma gibi iyi oldu gibi göründü bize. Şöyle verdim. Tchouaméni. Arayı çok iyi gördüm. Patrick Vieira. Harikasın. Bir pas daha. Kankam gidiyor. Raul gidiyor bak. Raul bak. Şu çalıma çok dikkat. Şu ah be. Yemin ediyorum var ya. Dikkat dikkat dikkat. Eyvah. Aldım. Süpersin. Şimdi Pedri. Pedri baktı döndü. Pasını verdi. Araya verirse büyük tehlike ama büyük ihtimal öncesinde offside var. Offside'da sizce kim kaldı? İsmi çok güzel söyleniyor diye. Bu sefer söylemeyeceğim. Ruben Dias geriden iyi oyun kurabiliyor. Alaba yine nazarımızı değdirdik. Robson çok iyi gördüm. Patrick Vieira baktım. En arkası boş. Bir kafa Tchouaméni olmadı. Patrick Vieira olmadı. Yumruk atar o. Yumruk atar. Hayret edersin. Dostlar bir şey söyleyeceğim. Taktik. Oğlum iyiymiş galiba. Aa. İndir lan. Tchouaméni. Olmadı. Aldık. Çok güzel. Bir ver kaç daha. Aşırttım. Arka taraf. Anthony. Olmadı. Bayağı baskılı oynadık. Ama dediğim gibi rakip 3 defans oynadığı için mi? Yoksa farklı bir şey. Yoksa taktik. Oğlum şampiyonun taktiği lan boru mu? Attım pasımı. Şimdi Robson. Robson pas. Tekrardan. Atarsam büyük tehlike. İyi gördüm. Anthony'ye gelmedi. Oyun planı bilerek yapmadım. Rakip zaten çok varlık gösteremediği için bir de kalkıp oyun planı yapmaya gerek yok. O da yapmadı. Şimdi oyun planını düzgün yapar. Maçı ortak olur. Onu da istemiyorum yani. Bu şekilde gitsin oyun. Pedri attım. Bir pas daha çok güzelsin. Raul çok iyi kaçtı. Asıl kaçan başka biri var. Çok iyi gördüm. Orası değil. Robson'a'ydı olmadı. İndir, indir, indir. Aldım. Süper. Yani bana belki de süper geliyor olabilir. Eyvah. 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 Çok soğukkanlısın kanka. İnanılmaz. Dakika 78 2-1 oldu. Belki oyun planı yapabilir. Defansta aslında 4-5-1 taktiği ama dostlar defansta açık da veriyor yani. Oyun planı yapıyor. Biz de yapalım o zaman. Rakip bilmiyorum ama biz şimdi Mbappé'yi alacağız. 102'lik Mbappé. Vinicius'u alacağım buraya. Orta sahanın ortasına Lionel Messi'yi alıp şunu OOS pozisyonu yapabilirim. Ve sağ tarafa da alabileceğim bir tane oyuncu var mıdır diye şöyle bir kontrol ettiğimde sağ tarafa çok fazla alabileceğim bir oyuncu yok. O zaman şöyle yapalım. Mbappé'yi buraya çekelim. Gabriel Jesus'u oraya çekelim. İleri dörtlüyü tamamıyla değiştirdik. Ne yapıyoruz şimdi? Rakibin üzerimize gelmesini bekliyoruz. Biz de kontradan çekeceğiz. Gabriel Jesus. Aa iyi kaçtı Vinicius. At kankam. Şimdi onu çok iyi gördüm ama gördüğümden değil ha öylesine. Hani iyi giderse İyi pas attım gördünüz mü falan diyeceğim ondan diyorum yani. Harika aldık. Süper at kankam. Olur olur o da olur. Olur o da olur. Harika Kante dikkat. Tiki taka iyi yapıyor aldım topu. Şimdi uzun gönderdim. Tchouaméni indiririz be. Kanka oralarda yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kanka indirmemiz lazım. Sıkıntı yaşayacağız yoksa. Sakin. Bakmayın böyle sakin olduğuma ya da sakin dediğime. İnanılmaz tırsıyorum şu anda. Bak hemen şöyle kısa kullanacağım. Vereceğim. Delight. İyi gördüm. Harikasın. Ver kankam. Yani buraları çok iyi başlıyoruz bak. Attım. At kankam. Süpersin Vinicius gidiyor. Attım. Ah be çocuğum bir pas atacaksın alt tarafı be. Gözünü seveyim be. Mbappe. İyi gördü. Bak bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Kaleci çıkarır gibi yaptım. Bir şeyler olacak kanka. Vallahi olacak ya. Yani vallahi olacak yani. Yemin ediyorum sana kalemize iki tane şut ya. İki tane şut yedik ya. Bayern Münih'in şampiyon takımın şeyi bu olamaz arkadaş. İki tane şut yedik ya. Onlar da golle savuşturduk. Arnold orada bir Arnold bir şeyler yaptı ama şöyle ya oyun planı yapmanın bir mantığı ne kanka? Maç bitti zaten ya. Dostlar kardeşimiz bir oyun planı falan bir şeyler yapmaya çalıştı ama büyük ihtimal dakikadan haberi yoktu. 2-2 berabere kalıyoruz. Elimizden geleni yaptık. Yapacak bir şey yok ama 4 şut çekmiş. Biz 9 şut çekmişiz ama başarılı olamadık dostlar. Neleri eksik yaptım bilmiyorum ama 4-5-1 taktiğinde yani iki dostla sanki böyle açık vermez gibi görünse de taktik birazcık açık veriyor. Sanki oyuncular birbirine yakın olduğunda defansa ve hücuma
toplu katılıyorlar gibi oluyor. Yani 4-2-1-3'te daha böyle farklı oluyor ama siz beşli bir orta saha yaptığınızda o birbirlerine yakın olduğu için çok daha fazla hücuma katılıp geri gelmeye çalışıyorlar gibi. O yüzden de toplu bir hücum yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Güzel, keyifliydi. Rakibi de tebrik ediyoruz. Beraberliği son anda kurtardı. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.